Merhaba bugün karalahanadan harika bir sarma hazırlıyoruz ben bu tarif için 2 bağ karalahana kullandım karalahanın sap kısımlarını kopartarak üst üste dizelim arkadaşlar benim almış olduğum karalahana yaprağı orta boy eğer küçük boy bulabilirsiniz o daha iyi olur arkadaşlar sarma işleminde ben bu sap kısımlarını da tekrar tencerenin tabanında kullanıyorum ki eğer dibine yanarsa bunlar engelliyor. Sizler benim bu tarifte ilk defa izliyorsanız lütfen henüz kanalıma abone değilsin, abone olmayı ve bilimlerden açmayı unutmayın. Yapımı oldukça pratik, çok lezzetli bir karalahana sarması yapacağız arkadaşlar. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Saplarını koparmış olduğum yaprakları bu şekilde üste koyuyorum ve daha sonra bol suda iyi bir şekilde ekiyoruz. Tek tek yapraklarını çıkartarak ve iyice uğuşlar arkadaşlar. Çünkü bunlar açık büyüyen bir yaprak. İyi bir şekilde yıktıktan sonra kaynayan suyun içerisine alıyorum. Yaprakları suyun içerisine ekledikten sonra arkadaşlar sadece su kaynamaya başlayana kadar suda bekletin. Fazla bekletip yaprağı eritmeyin arkadaşlar. Yoksa saramazsınız iyi bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi su kaynamaya başladı. Ben renginin yemyeşil kalması için tekrar onları soğuk su içerisine alıyorum ki şoklansın ve rengi kararmasın. Mutlaka bu işlemi yapın. Hızlı bir şekilde soğuk su içerisine alıyorum ve bu şekilde burada bekletiyorum. Kalan yaprakları da aynı şekilde tamamlayarak tekrar onları da so soğuk su içerisine alıyorum. Sizler karalahana sarmasını nasıl hazırlıyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kesinlikle çok fazla sıcak suda bekletmeyin. Yoksa iyi bir şekilde pişer ve arkadaşlar rahat bir şekilde saramazsınız. Diğer kalan yaprakları da hızlı bir şekilde tamamlıyorum ve soğuk suyun içerisine alıyorum. Lahananın saplarını da sudan geçirdikten sonra onları da sıcak suyun içerisinde birkaç dakika haşlayacağım. Onu da tencerenin tabanında kullanacaktık. O çiğlik tadının gitmesi için haşlıyorum arkadaşlar. Tabi isterseniz yaprakta serebilirsiniz tencerenin tabanına veya sade bırakabilirsiniz. İç harcı için bir çay bardağı bulgur ve bir su bardağı pirinç kullanacağız. Tavam içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ mı aldım. Üzerine bir adet kuru soğan küçük küçük doğradım. Soğanlar hafif yumuşana kadar karıştırarak kavuracağız arkadaşlar. Soğanlarım yumuşamaya başladı. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Domates salçası yerine biber salçası da kullanabilirsiniz veya karışık. Salçada kavrulduktan sonra üzerine yıkamış olduğum pirinç ve bulgur ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar mutlaka karışık kullanın çünkü lahana sarmasında karışık tercih ediliyor ve daha lezzetli oluyor. Bu şekilde karıştıktan sonra üzerine tuzunu ve baharatını ilave edeceğim. Yarım tatlı kaşığı tuz kullandım ben. Daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Kavruldukça rengi çıkıyor zaten. Tuz ilaçtan sonra biraz daha karıştırıyorum ve baharatlarını da ilave ediyorum. Ben baharat olarak kuru nane, pul biber ve karabiber tercih ediyorum. Damak tadınıza göre baharat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Son kez karıştıralım ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıcak su ilave ederek suyun çekmesine izin veriyoruz arkadaşlar. Ben fazla su eklemedim. Biraz tane olmasını istiyorum. Zaten pişince de tekrar beraberinde yumuşuyorlar pirinç ve bulgur. Görmüş olduğunuz gibi suyu az ekleyeceğim. Çok fazla eklemeyeceğim. Lap olmasını istemiyorum. Bu şekilde karıştırarak orta ateşte birkaç dakika sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve iç harcımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Hazırlamış olduğum iç harcı bir tane tabağın içerisine alıyorum ve artık sarmamızı sarmaya geçebiliriz. Tencinin tabanına daha saplon ekledim arkadaşlar bir tane yaprağımı aldım ortadaki damarı kesiyorum arkadaşlar ki dişe gelmesin eğer yaprağınız çok büyükse isterseniz ortanın ikiye de kesebilirsiniz bıçak yardımıyla damarlı kısmı alıyorum dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar damarlı kısmı üstte olacak şekilde artık iç malzememizi ekleyebiliriz. Ben 1-1,5 tatlı kaşığı kullanıyorum. Yeteri kadar ilerledikten sonra kenarlarını hafif katlayarak ne çok sıkı ne çok gevşek olacak şekilde sarmamızı sarıyoruz. Tabi sizler eğer bu tarifi biliyorsunuz zaten kolay bir şekilde hazır diyebilirsiniz. Benim bu şekilde ayrıntıları anlatmamın amacı ilk defa saracaklar bekarlar için ve yeni evli olanlar için arkadaşlar şeklimiz bu hızlı bir şekilde tamamlıyoruz zaten eğer orta veya küçük bir yaprak kullanacaksınız ortanın ikiye bölmenize gerek yok Eğer çok büyük bir yapraksa bu görmüş olduğunuz damarlık kısmından ikiye bölüp yaprağın geniş tarafından sarabilirsiniz Diğer kalan yaprakları da aynı şekilde hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar Sizler beni bu tariflik defa izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın Ve buraya kadar da izlediyseniz lütfen yorum ve küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum Kalan yapraklarımı da hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğim arkadaşlar Yapraklarımın sonuna geldim arkadaşlar. Artık tencereme dizebilirim. Ben üzerine salçalı sos hazırlamıyorum. Sarmaları dizdikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, ardından çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve üzerine geçe kadar sıcak su sonra kaynamaya bırakacağım. Mutlaka sıcak su kullanın ve sarmalın üzerine bir tane düz kapak veya tabak kapatın arkadaşlar. Kaynana kadar orta ateşte, kaynattan sonra da kısık ateşte ortalama 25 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Daha sonra ocağınızın altını kapatın ve 10-15 dakika kadar bekledikten sonra artık servis tabağı içerisine alabilirsiniz. Sarmaların pişti arkadaşlar. Servis tabağı içerisine alıyorum ve üzerine tereyağında eritilmiş pul biber ve yoğurtla servis yapıyorum. Tarifimiz sonuna geldim. Değenecekleri şimdi afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.